bilinmeyenlere doğru. Hazırlayan Mustafa Küçük, seslendiren Uras Benlioğlu. Ruh ile yaşam arasındaki bağ olan epifiz. DMT beyin tarafından salgılanan bir çeşit hormon olan DMT triptamin ailesinin en güçlü elemanı olarak biliniyor. DMT'nin yaptığı psikedelik etkiler birçok araştırmada kanıtlanmıştır ve bilinmektedir. Bilinen dünya üzerinde yaşayan her canlı ya DMT salgılıyor ya da DMT ile yaşıyor. Bu maddenin varlığı uzun süredir biliniyor ancak tamamıyla ne işe yaradığı halen anlaşılamadı. Çok ilginç ki bir araştırma sonucu DMT'nin yan etkisi olan LSD ya da LSD-25 dünyanın en güçlü uyarıcı veya uyuşturucusu unvanını kazanmıştır. Yani bir zamanlar dünyayı etkisiyle korkutan LSD bir DMT kırması. Tamamen laboratuvarda üretilmiş ve DMT'ye yakın etkiler yaratan ancak çok daha farklı bir maddedir. Ve üretilebilmesi için genelde bitkiler kullanılır. Bir Reddit kullanıcısı çizim kabiliyeti yüksek bir arkadaşıyla LSD üzerinde ilginç bir deney yapmış ve deneyin sonucunu tüm insanların görmesi için paylaşmıştır. Burada gördüğünüz resim, deneye maruz kalan kişinin LSD yani uyuşturucuyu kullanmadan hemen önce çizmiş olduğu çizim. Uyuşturucuyu aldıktan 45 dakika sonra, 1 saat 30 dakika sonra, 2 saat 30 dakika sonra, 3 saat 30 dakika sonra, 4 saat 45 dakika sonra, 6 saat sonra, 8 saat, 9 saat, 10 saat ve etkisi azalmaya başlıyor. Sıralama yaparsak ya da bu maddenin oluşumuna geri dönersek, önce DMT salgısı, DMT salgısı içinse epifiz bezi gereklidir. İşte bütün başlangıç noktası da burası. Peki epifiz bezi nedir? Ruhla alakası ne olabilir? Epifiz, beynimizde bulunan bir hormonal bezdir. Bildiğiniz gibi beyinde bulunan bütün organlar simetriktir ve her bölge ikiye ayrılır. Ancak bir şey hariç. O da epifiz bezidir. Epifiz bezi beynimizin tam ortasında sağa sola olmayan ikiye bölünmemiş bir organımızdır. Diğer ismi pineal gland bezdir. Epifiz bezinin kozalığa benzer bir yapısı vardır ve sembol olarak pek çok dini inançlarda kullanılmaktadır. Bu kozalaksı yapıya Buda heykellerinin kafasında, Papa'nın asasında, Sümer tanrısı, Asur kralı Sargon, Yunan tanrısı, Vatikan'da bulunan kozalak heykelinde rastlayabiliriz. Ayrıca Doğu inançlarındaysa üçüncü göz olarak da epifiz bezi sembolü kullanılmıştır. DMT insanda doğal olarak uyku ve rüya durumlarında salgılanmaktadır. Bildiğimiz gibi rüya halinde bilimsel durumların haricinde ruhani bir boyut olarak da biliniyor. DMT kullanmış ya da bu maddeye maruz kalmış kişilerde alınan sonuçlarsa pek çok hayali ve kalıcı etki bırakan bazı kararlılıklar ve yanı sıra hastalıklar görülmüştür. Şamanlar bildiğimiz gibi dinsel ve ruhani olaylarda ruhlarla insanlar arasında iletişim kuracağına inanılan kişidir ve beyinlerinde yüksek DMT salgılaması olduğu düşünülüyor. Çünkü temporal lob epilepsisi diye bilinen hastalık beyinde yüksek miktarda DMT salgılamasına sebep olduğu için farklı boyutlara kapılar açıyor ve bir takım şizofrenik sanrılara sebep oluyor. Bazı bilim insanlarına göre DMT bir gerçeklik molekülü olmuştur.